İşletme Mühendisliği. Sınavlar çok zorlu geçiyor. Zihnimin açılabilmesi için ne gibi ek gıdalardan yararlanabilirim? Evet, şimdi zihin açmak farklı şey, stresi atmak farklı bir şey. Yani sınav stresi var. Bak, bir kere sınav stresi, sınava girecek stresi var. Bir de zihninin açılmasını istiyor. Bunlar birbirlerinden tamamen farklı uç noktalar. Hüseyin, şimdi burada yapılacak olan şey, önce öğrencinin sakinleşmesi lazım. Sakin, sakin, sakin olacak. Bu 48. surenin 4. ayeti, sekinet, yani kalplere sekineti ve huzuru veren. Dolayısıyla Allah'tan sekinet isteyeceğiz, huzur isteyeceğiz. Bu bir duayı hiçbir zaman unutmayın. Gelelim nasıl sakinle, önce stresi. İşte yani limon melisa dediğimiz, bunu çayını içecek günde 2 defa. Uykusunu tam alacak. Yani uykusuz kalıp, çünkü uykusuz kalmak da strestir. Yani ne kadar az uyursanız o kadar stresli olursunuz, gergin olursunuz. Ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. En bağışıklık sisteminin bir numaralı güçlendiricisi nedir? Uykuyu tam almak. Bunu unutmayalım. Uykusunu tam alacak. Bak, stresi def edici şeyler. Ve akşam yatağa giderken güzel şeyler düşünsün. Sınavı kafasından çıkartsın. Güzel anıları vardır. Onları düşünerek yatağa gitsin. Eğer sınav stresiyle girerse yatağa, sabah da stresle uyanır. Bakın, dikkat edin. Bu ameliyat öncesi, hani ameliyata girmeden önce narkoz veriliyor ya, bakılır kalp atışları, işte bazı metabolizmadaki parametrelere bakılır, tansiyona bakılır. Çünkü baktınız ki hasta stresli, bunların sakinleşmesi lazım. 2-3-4 saat sürecek bir ameliyatsa, hangi parametrelerle girerse o parametreyle çıkar. Narkoz altındayken. Yani gergin olmaması lazım. Relax olunması lazım. Gevşenmesi lazım. O anlamda. Dolayısıyla burada en iyi gevşetici, rahatlatıcı, sedatif etkili, tıbbi adıyla limon melisadır. Bunu içecek. Bir de akşamları yatmadan, yatağa giderken o bardağı gösterir misin kızım? Evet. Bunun dolusu taze sıkılmış havuç suyu. Yalnız havuçları aldığınızda gevrek havuç olacak. Böyle kolay bükülen, böyle pörsümüş deriz, olmaz. Yani gerçekten gevrek kum havucu bulabiliyorsanız aleyhü ala olur. Bir bardak sınav döneminde bunu kullanın. Eğer sınav döneminiz Mayıs ayına, Haziran ayına geliyorsa can eriği. O da müthiş zihin açıcıdır. Evet. Cinko biloba da var. Onu da söyleyelim.